Bu derste CSS ile sayfamızın ilk biçimlendirme ayarlarını yapmaya başlayacağız. Ne demektir ilk biçimlendirme ayarları? Biz de hazırlıyorsunuz. İlk yaptığınız ayarlar yazı tipinin ne olacağıdır, arka planın ne renk olacağıdır, linklerin ne renklere sahip olacağıdır. Bunlar belli başlı şeylerdir. Dreamweaver bu ayarları ilk elden kolaylıkla yapmanızı sağlıyor ve bunu bir pencere içinde yapıyor. Elbette bilen kullanıcılar kodları eliyle yazabilirler ancak Dreamweaver size bunu tek bir pencereden yapma imkanı verdiği için biz pencere içinden CSS stilleri oluşturmaya başlayacağız. Şimdi bir sayfa açtık. Dedim ya sizler yazının boyutunu, yazının renklerini ilk başta ayarlamaya başlıyorsunuz. Yapacağınız şey özelliklerden sayfa özelliklerine gelmeniz. Sayfa özellikleri penceresinde burada benim anlatacağım şeyler görünüm, bağlar, başlıklar. Yani CSS olan şeyleri anlatmayı düşünüyorum. Çünkü CSS ile bu iş gerçekten çok daha rahat hale bürünüyor ve çok daha şekilli hale geliyor. Sayfa fontu. Sayfadaki, bütün bir internet sayfanızdaki yazı tipi ne olacak? Basıyorum. Burada çeşitli türler var. Hatta font listesini düzenleye gelerek ayrıntısına girmeyeceğim. Buradan seçiyorsunuz. Sol tarafa atarsınız. Kendi kafanıza göre font listesi de oluşturabilirsiniz. Web fontları seçeneğiyle de HTML5 sayesinde özel web fontlarını sayfanıza gömebilir, ekleyebilir. Dolayısıyla karşı tarafın bilgisayarında tamamen farklı bir web fontu kullanabilirsiniz. Ben buradan çıkıyorum. Sayfa fontunu gölge yapıyorum. Sayfa boyunca gölge olacak. Boyut kısmından 12, 14'ü seçiyorum. PX, 14 piksel. Aslında yabancılar burada M kullanıyorlar. Tabi bu M'in de bir kendine göre boyutu var. Ben PX'e alıştığım için PX devam ediyorum. Ancak en iyisi, hani M böyle boyutlarda düzgün çıkanı M olduğu söylenmekte. Metin rengi, yani yazınızın rengi ne renk olacak? Zaten dokunmazsanız siyah olarak kalacaktır da biz şöyle tam siyah olmayan bir renk seçelim. Arka plan, yani fonun rengi, şu arkadaki kısmın rengi gri seçelim. Arka plan görüntüsü sayfanın arkasına resim atmanızı sağlar. Herhangi bir desen atmanızı sağlar. Buradan göz ata basarak bir desen seçebildiğiniz gibi desenin nasıl gidebileceğini de ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin repeat x, x doğrultusunda gidiyor. Küçük bir resim atıyorsunuz. Yani küçük bir doku atıyorsunuz. Buradan no repeat'e basarsanız doku sadece sol üst köşede kalır. Repeat tekrarlaya basarsanız şu kadarlık alandaki bir doku tekrar sayfaya monte edilir. Repeat x, x boyutunda gider. Y ise Y boyutunda gider. Bunları denemenizi isterim. Yani aklınıza şey gelmesin. Sayfaya illa kocaman bir resim koyacağız. Sayfaya oturtmaya çalışacağız. Öyle bir şey yok. Çok küçük bir 10 piksellik, 20 piksellik, 30 piksellik bir PNG ya da JPEG koyduğunuz anda sizler çok rahat bir şekilde buradaki ayarları girerek 20-30 pikselin tüm sayfaya yayılmasını sağlayabilirsiniz. Kenar boşlukları sayfanın ne kadar kenar boşluğu alacağını gösteriyor. Ben üst kenar boşluğunu 0 yapmaktan yanayım. Alt kenar boşluğunu 0 yapmaktan yanayım. Tabii siz ne kadar bunları sıfırlasanız da özellikle günümüzde CSS reset diye bir kavram var. Browserlarda CSS'i resetlemeye yarayan bazı kodlar var. Bunları otomatikman CSS'inizin içine dahil ederseniz çok daha iyi görünüm elde edeceksiniz. Bu konuyu da araştırmanızı isterim. Buradan uygulaya basıyorum. İşlem tamam. Bağlar kısmına geliyorum. Bağ fontları, yani linkleri kastediyor burada. Linklerinizin yazı tipi ne olsun? Buradan seçebilirsiniz. Buradan boyut da seçebilirsiniz. Bağ rengi, linkiniz ne renk olacak? Rollover bağlantıları üzerine geldiği zaman renk değiştirecek. Mesela belirgin olsun, dandik bir renk olsun. Ziyaret edilen bağlar, ziyaret ettiğinizde renk değiştirecek olan bağlar, yani sizin ziyaret ettiğinizi göstersin. Etkin bağlarda aktif olanlar, şuradan da bir koyu renk seçeyim. Alt çizgi stili, burada benim en çok hoşuma giden seçenek, rollover için yalnızca alt çizgiyi göster seçeneği. Yani fareyi linkin üzerine getirdiğinizde altında çizgi de çıkacak. Bunu da deneyelim. Uygulaya bastım. Başlıklar kısmında 6 tane başlık stili var ve sizler kafanıza göre
her bir başlık stilinin boyutlarını buradan ayarlayabilirsin. Örneğin başlık 1'in boyutu 24, 28 olsun 2'nin. Başlık 3'ün 16, başlık 4'ün 14 diye gider bu. Buradan da George'ya kalabilir. Aslında şeyle aynı kalabilirdi burada. Kalını seçebilirsiniz. Başlık 5, başlık 6 da çeşitli türler olabilir. Hatta şuradan başlık 1 yaparsam eğer masmavi olsun. Bunu da göstereceğim size. Basıyorum uygulaya. Başlık dil kodlamasına dokunmuyorum. Diyor ki sayfanızın belge türünü buradan ayarlayabilirsiniz. Hatta başlıksız belge, yani sayfanızın adını da buradan değiştirebilirsiniz. Yani şurayı kastediyor. Header'da ne görünecek? Header'da hangi isim görecek? Örneğin kişisel bir sayfa. Kişisel sayfam yazabilirsiniz buraya. Uygulaya bastığınız anda burası da değişecek birazdan. Ondan sonra izleyen görüntü seçeneği Photoshop'tan HTML sayfası, Photoshop'tan web sayfası yapanlar için ideal bir seçenek. Buradan Photoshop'ta hazırladığınız sayfa resmini göz alttan tıklıyorsunuz. Şuradan da şeffaflığı azaltırsanız kodlamanızı ya da sayfanızı Photoshop'tan HTML'e fonda Photoshop resmi olarak, fonda resim olarak daha rahat yapabilirsiniz. Hani birebir üstüne yerleştirme işlemlerini yapabilirsiniz. Uygulaya bastım. Tamam, bastım. Kişisel sayfa değişti. Peki bu kadar CSS ayarı yaptık. Nereye gitti? Benim hoşuma gitmeyen bir şey oldu. Yani hani daha bir önceki derste size izah ettiğim gibi sayfan içine gömdü. Stiller sayfan içine gömüldü. Ben bunun hoş bir şey olmadığını söylemiştim. Bunları birazdan dışarı alacağım. Yani harici bir CSS alacağım. Otomatikman sayfa özellikleri, bilindik işlemleri, bilindik stilleri bize hazır etti. Çok daha rahat oldu. Şuradan stil etiketini daraltayım. Tasarıma geliyorum. Sayfam şu anda benim istediğim stillerde oldu. Peki ben burada sayfamda istediğim stilleri hallettim. Bu stillere en güzeli, şuradan şu alanı açıyorum. Başka bir yere almak. Ben ne dedim size bir önceki derste? Harici bir CSS dosyasını almanız, tek bir elde birleştirmeniz çok daha mantıklı. Dolayısıyla şimdi size anlatacağım, hazır elimdeymişken, harici bir CSS dosyasına bunları bağlayalım. Buradan hepsini seçelim. Shift'e basılı tutup, önce birincisine basılı tuttum, sonra dördüncüsüne basılı tuttum. Sağ tıklayıp CSS kuralını taşıya basın. Kural taşıma hedefi. Yeni var olan bir stil sayfasına gömebilirsiniz. Şu an için bende bu yok. Yeni bir stil sayfasına ekleyeceğim. Tamam basıyorum. Yeni stil diye bunu kaydettiğim anda gördüğünüz üzere yeni stil CSS'e kaydedildi. Kod kısmına bakıyorum. Şu bloğu da sildiğim anda yeniliyorum sağ tarafı. Yeni stil CSS dosyasından CSS'ler alınıyor. Buradan da linki verdi. Elbette sizin bu link kendi bilgisayarınızda olmamak zorunda. İnternet sayfanızla ilgili olacak da biz lokalde çalıştığımız için durum bundan ibaret.